Herkese yeniden merhaba. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte böyle bir çanta kulbu yapacağız. Şöyle daha az esneyen bir kulp diğer kulplara göre ve yapım aşamaları da oldukça basit diyebilirim. Dilerseniz hemen yapım aşamalarına da başlayalım. Kulbumuz için makrome ip kullanacağım ben. E, gerekli malzemelerimiz yine makrome ipimiz bu şekilde çanta kulbumuz iki tane bundan ve makrome ipimize uygun bir adet de tığımız var dört buçuk numara tığ kullanıyorum ben şu anda şu ip için Öncelikle şöyle şöyle 20-30 santim kadar bir ip bırakıyorum. Sonrasında kol elim alıyorum. İpin bobinden gelen yani ipliğimden gelen kısmı burada duracak şekilde bırakıyorum. Şöyle bir kere doluyorum şunu. Şu şekilde bu ip burada. Öncelikle şuradan kısa ipimi alıyorum ve geçiriyorum. Şu şekilde tutuyorum. Bu ipi tığımın önüne geçirip sonra şu şekilde tekrar arkadan öne doğru alıyorum. Tekrar göstereyim. İpi içerden geçirdim tığımın önüne aldım. Şöyle bir dolayıp tekrar öne getirdim. Sonra tekrar bunu buradan çekiyorum. Tekrar öne alıyorum. Tığımın önüne alıyorum. Arkasından geçirip tekrar bu şekilde içeriye geçiriyorum. Bu ip burada sürekli sabit kalıyor tekrar aynı işlemi yapıyorum öne alıyorum arkadan geçirip kulbun içerisinden geçiriyorum bunu böyle istediğimiz kadar yapıyoruz kaç tane olmasını istiyorsak 2 4 6 7 tane 7 tane yaptım şimdilik. Şimdi yapmamız gereken işlem şu kalan ipimizi buradaki bütün iplerin içerisinden geçirmek. Şu şekilde tutuyorum ve hepsinin içerisinden geçiriyorum. Bu iple bu şekilde ipim bu iple işim bitti artık. Bu burada duracak. Tekrar içinden geçiriyorum şöyle. Bütün ilmeklerin. Ve şimdi artık asıl kullanmam gereken ipten başlıyorum yapmaya. Şöyle yine hepsini çekiyorum. ve şu ipi şöyle biraz oynatırsak üste gelecek şekilde. Çünkü onu içeriden kullanacağız. Şimdi her ilmeğin arasını açacağız ve şu şekilde oynayan ipi bakın şu oynayan ipimizi böyle ilmeğimizi alacağız tığımıza. Tekrar ikinci ilmeğin arasını açıyorum. Buradan da yine aynı şekilde oynayan ipi alıyorum tığıma. Tekrar ilmeği açıyorum. Buradan da yine oynayanı alıyorum. Tekrar açıyorum. Oynayanı alıyorum. Böyle yine oynayanı alıyoruz ve sonuncusu. Bunu da buradan geçiriyorum ve böyle tığımda yine 2 4 6 7 tane ilmek oluyor. Bu burada bu şekilde kalsın. En son saklarsınız. Sonra yine hepsinin içerisinden geçiriyorum. Şöyle oynatıyorum biraz yukarı çekiyorum ilmeği şu oynayan ipi. Yine böyle böyle aralarından geçiriyoruz. Bunu böyle bu şekilde ne kadar yapmak istiyorsak o kadar öreceğiz böyle her seferinde aradan geçiriyoruz ve oynayana buluyoruz İçeride iki tane ip var bakın bir tanesi şöyle giderken ki ipimiz bir tanesi de bu arada kalan ipimiz Biz hep oynayan ipi alacağız şu şekilde aralardan şimdi çanta kulbumuzun ne kadar olmasını istiyorsak o kadar örüyoruz ve tekrar son kısmına geliyoruz. Diğer kulbu birleştirme işlemini göstereceğim sizlere. Bu şekilde oluşmaya başladı bakın. Kulbumu aldım. Bunu bu kısımdan geçirmişim istediğim boyda yaptım bunu. Şimdi burada bir miktar yine ip bıraktım. Şöyle şunun içerisinden geçiriyorum. Ve ilk ilmeğimizi şöyle arkadan öne batarak ilk ilmeğimizden bakın tekrar göstereyim. Şu ilk ilmekten batarak bu ipimizi buradan çekiyoruz. Bu birincisi. Tekrar yine buradan içeriden geçiriyorum bunu. Hemen burada görünen ikinci ilmeğimiz var. Yine ikinci ilmeğimizin şöyle ortasından kapatıyorum ve bu ipi yine ilmekten geçiriyoruz bunu isterseniz iğne ile de yapabilirsiniz iğne ile belki daha kolay olur şöyle geçirdim ikincisini de yaptım Şimdi sıra 3. ilmeğimizde. 3. ilmeğimizden de şöyle geçiriyorum. İpimizi alıyorum. Ve 3. ilmeği de aldım. Yine iç geçiriyorum dördüncü ilmekten dördüncü ilmekten de ipimizi geçiriyoruz ve yine üstü alıyoruz bunu bu şekilde sıranın sonuna kadar devam ettireceğiz sıranın sonuna geldim şimdi ipimi saklayacağım. Şöyle şuralardan ipi geçiriyorum, tığımı geçiriyorum. Bunu bu şekilde bütün ilmeklerin arasından geçiriyorum. ikinci sıradakinin şöyle bu üste geçirdiklerimizi şunların arasından. Sonrasında hepsini şöyle çekiyorum böyle ve kulbumuzun yapım aşamalarını tamamladım yine bu ipi aralardan saklayabilirsiniz diğer taraftakini de aynı şekilde ben şöyle sakladım aralarından Evet, çanta kulbumuzun yapım aşamaları bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.